Shiba Coin, yani namı diğer SHIB. Ağustos 2020'de çıktı ve Ekim 2021'de tam tamına %85 milyon gibi yok artık denecek bir yükselişle tüm dikkatleri üstüne çekmişti. Ama o günden bugüne kadar %92 düşerek yatırımcılarını üzdü. Hatta üzmekle kalmadı. Hepsinin Shiba biraz da sinir duyarak başaramadık abi. Neyi başaramadık? Demesine sebep oldu. Ama hala birçok Shib yatırımcısı ve hayranı Shib'in yeniden toparlanacağından mutlu. Eğer siz de bu umudu taşıyorsanız bu video tam da size göre olacak. Umutlu değilseniz de aslında size göre diyebilirim. Şimdi umutlu olmayanlar da izlemez filan. Boşa izleme kaybetmeyeyim. İşin şakası bir yana, Shib topluluğunda son zamanlarda Shib'in yıl başına kadar %200 artacağına dair iddialar ortaya atılmaya başladı. Hal böyle olunca da ben de hemen bu konuya bir el atayım dedim. Tabii bu benim görüşüm değil, onu özellikle belirteyim. Yani bir yatırım tavsiyesi asla değil. Shib'in %200 artması demek yaklaşık şu seviyelere gelmesini ifade ediyor. Shib'in daha önce en başta da belirttiğim gibi devasa artışlarını düşününce böyle bir şey olmaz diyemem. Aslına bakarsanız yakın bir zamanda çıkan Shiba Yuma'nın Shib fiyatına yakımıyla birlikte büyük etki edeceği konuşuluyordu. Ve çoğu insan da buna çok sıcak bakıyordu. Ama gördüğümüz kadarıyla Shiba Yuma, Shib'in fiyatı üzerinde şu ana kadar pozitif bir etki gösteremedi. Ama tabii ki bu dediklerimden Shiba Yuma'nın başarısız bir ağ olduğu sonucu çıkmasın. Çünkü Shiba Yuma her geçen gün istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Ve kullanıcı sayısı da artıyor tabii ki. Yani uzun vadede Shib fiyatı üzerinde hala pozitif bir etkide bulunma ihtimali mümkün. Şimdi gelelim yılbaşına kadar %200 artabilir mi konusunun cevabına. Hepinizin bildiği gibi 2024 yılında Bitcoin'in yarılanması var. Ve çoğu kesim bu yarılanmayla birlikte kripto paraların da pozitif yönlü bir hareket edeceğine inanıyor. Tabii ki Shib de bundan nasibini alacaktır. Tabii bu rally 2023 bitmeden başlar mı? Orası muamma. Hepimizin takip ettiği gibi altcoin'ler bu aralar ya yerinde sayıyor ya da minik minik artışlar yapıyor. Ama düşerken bu kadar minik minik olmuyor. Hemen zart diye düşüyor. O da ayrı bir konu. Artık yatırımcılar da bu saatten sonra artık pes etme noktasına gelmiş durumda. Yani Shib yatırımcılarının sabrı da tükenme noktasına geldi gelecek. Az kaldı yani. Belki bu iddia o sebeple ortaya atıldı ve yatırımcılarına bir umut aşılamak istendi. 2024 yılında başlaması beklenen buhar rallisinden öncesinde minik bir rally gelmesi halinde tabii ki %200 olmasa da diyelim %50'ye yakın bir artış mümkün olabilir. Beni takip ediyorsanız bu tarz uçuk fiyat tahminleri konusunda çok gerçekçi yaklaşmadığımı da az çok biliyorsunuzdur. İşin özüne gelirsek, %200 gibi bir tahmini 2024 yılına kadar olma ihtimalini az da olsa çok düşük bir ihtimal görüyorum. Shib topluluğunu gerçekten çok seviyorum ve saygı duyuyorum. Ama bu aynı görüşte olacağım anlamı da ne yazık ki gelmiyor. Emin olun hepiniz gibi ben de Shib'in iyi yerlere gelmesini diliyorum. Ama şartlar böyle ne yazık ki pek de olumlu değil diyeyim. Ve bunu diyerek de sözlerimin sonuna geleyim. Yepyeni bir video için sözleşelim. Yani kısacası yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.